Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin kuzeyinde de kaos ihtimali ve istikrarsızlık bizleri tedirgin etmektedir. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rusya destekli güçler ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalar Rusya'nın tatbikat gerekçesiyle bölgeye asker sevkiyatı yapmasıyla tehlikeli bir boyuta ulaştı. Turuncu devrim olarak adlandırılan siyasi hareketlilik ile birlikte bir türlü istikrara kavuşmayan Ukrayna, ABD ve Rusya'nın vekalet savaşı sahasına dönmüştür. Sovyetler Birliği'ni yeniden canlandırmak isteyen Putin, sadece Ukrayna'ya müdahil olmakla kalmayarak Kırım ve Gürcistan üzerinde de politik ve askeri baskı unsurlarını devreye sokmaktadır. Aynı şekilde Rusya'nın gücünü kırmaya yönelik olarak bölge üzerinde ağırlığını artırmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri de bir başka emperyalist odak olarak Karadeniz'i dizayn etme uğraşındadır. Bu süreçte Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin önemi bir kez daha kendini göstermektedir. Türkiye bu noktada her iki emperyalist gücün de çıkarlarına hizmet etmemeli, bölgeyi çıkarları doğrultusunda savaş sahasına çevirenlere karşı duruş sergileyerek uluslararası hukuktan doğan haklarından asla taviz vermemelidir. Diğer önemli bir konumuz da Fransa'da hızla gelişen İslam düşmanlığı hakkındadır. Fransa'da Müslümanların hayatına her alanda sınırlama getiren tasarı Senato'da da kabul edildi. Yasa, kamuya açık alanda başörtüsü takılması, evde çocuklara yönelik eğitim, doktor tercihi gibi alanlarda Müslümanlara ciddi kısıtlamalar getirmektedir. Tasarıya üniversitelerde öğrencilerin ibadetlerini engellemeye yönelik maddeler de son olarak eklendi. Ciddi bir Müslüman nüfusa sahip Fransa, başta kendi vatandaşları olmak üzere pek çok Müslümanın evrensel hukuktan kaynaklı haklarını ihlal ederek inanç ve ibadet hürriyetini engellemektedir. Batı toplumunda hızla yayılan İslam düşmanlığına karşı Müslüman toplumların tepkileri caydırıcı olmaktan çok uzak kalmıştır. Nitekim son D8 toplantısının yayınlanan bildirisinde Fransa'nın bu ağır insan hakkı ihlalleri sadece kınanmıştır. Bu basit tepkiler İslam karşıtlarına cesaret verip daha da azgınlaştırmaktadır. Bu anlamda başta Türkiye olmak üzere halkı Müslüman olan tüm devletleri İslam düşmanlığının merkezi haline gelen Fransa'ya ekonomik, askeri ve siyasi anlamda caydırıcı yaptırımlar devreye sokmaya çağırıyoruz.